Selam millet, ben Serdar. Yine bir Fortnite haberiyle sizlerleyim. Yakında Eminem'in konserini izleyeceğimiz büyük bir etkinlik geliyor. Bu etkinlikle birlikte bir patlama olacak ve birden fazla evreni açığa çıkaracak olan bir yolculuğa başlayacağız. Yapılan açıklamaya göre bu Fortnite dünyasının en büyük etkinliği olacakmış. Dosya boyutu olarak da en büyük etkinliği olacak gibi duruyor bu arada. 1.5 GB boyutlarında bir update'ten bahsediyorlar. Bu dev etkinlik bir konser ve roket etkinliği olmak üzere iki ana bölüme ayrılacak. Sanatçı Eminem bu etkinlikte bir konser verecek ve etkinliğin ikinci yarısı kara delik etkinliği olarak bilinen roket etkinliğine başlanılacak. Fortnite'ın OG haritayı geri getirmesiyle birlikte birçok eski oyuncuyu tekrardan oyuna döndürmesine sebep oldu. Bununla birlikte de yapılabilecek en büyük etkinliği herkese tecrübe ettirmeye çalışıyorlar. Bu OG sezonunu büyük canlı etkinlik için bir hazırlık dönemi olarak görebiliyoruz. Etkinlikten hemen önce birçok Eminem teması içeren skinleri mağazadan alabileceksiniz. Eminem konseri aslında bu canlı etkinliğin ana parçası gibi görünmüyor. Daha çok bu büyük etkinlik için bir ön hazırlık gibi duruyor. Biz bu oyunumuzun satın alımını Razer Gold ile gerçekleştirdik. Peki nedir bu Razer Gold? Bildiğimiz Razer markasının bünyesinde bulunan bir alışveriş platformu. İçinde çeşitli oyunlar ve mobil oyunların para birimlerini satın alabileceğiniz ve harcarken kazandığınız bir alışveriş sitesi. Neden alışverişimizi buradan yapalım diye sorabilirsiniz. Razer Gold ile satın aldığımız her işlemde Razer Silver kazanıyoruz ve bu kazandığımız Razer Silver'larla da site içinden alışveriş yapabiliyoruz. Dediğim gibi aslında harcarken kazanıyoruz ve platformda sık aralıklarla yapılan kampanyaları takip ederek kar ediyoruz bu işlemlerden. Kampanyaları takip ve Razer Gold avantajından yararlanmak için siteyi kontrol etmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha fazla incelemek isteyenler için linki açıklamaya bırakıyorum. Bu etkinlikten sonra ya da bu etkinlikle birlikte bir Lego işbirliği olacak gibi gözüküyor. Belki de haritanın bir kısmı komple Lego'dan yapılmış bir bölüm olacak ya da kendine özgü bir haritası olacak. Bunu şu an bilemiyoruz ve ileride göreceğiz. Chapter 5'te birçok yeni konum göreceğiz. İşte toplum mezarlığı, büyük buzul oteli. Bu dağlık bir bölgede olacak bu arada. Dağ köyü, nehir başkenti, terk edilmiş malikane, işte orkide tenis kulübü, terk edilmiş kalıntılar, marina kasabası ve kıyı şehri gibi bir sürü yeni konum göreceğiz. Harita Chapter 2'ye oldukça benziyor ve bu bilinçli bir tercih gibi gözüküyor. Ancak belirli bir bölümü özellikle Tilted Big Barrow gibi aynı olmadığını fark edeceksinizdir. Polar Peacock da bu haritada mevcut değil. Aynı şekilde Happy Hamlet da bu haritada yok gibi duruyor. Ufak bir kısa haberle sizlerle birlikteydim. Başka Fortnite haberleriyle sizinle buluşmak dileğiyle. Bol oyunlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.